geçen hapishane kaçışları arasında birkaç tanesi vardır ki unutulmazlar arasına girmiştir. En azından son bir defa özgürlüğün tadına varmak isteyen mahkumlar yüzlerce metre uzunluğundaki dikenli teller ve kalın duvarlar ya da güvenlik görevlilerine rağmen hapishane dışına çıkmayı başarabilmiştir. Bu kaçışları gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır. Ancak her zaman ihtiyaç olansa bir suç ortağıdır. İşte size en muhteşem hapishane firarları. John Dillinger. John Dillinger, halk arasında oldukça ünlü olan bir banka soyguncusuydu. Büyük depresyon sırasında Dillinger ve çetesi toplam değeri 1 milyon doların üzerinde olan banka soygunlarını gerçekleştirdiler. 1934 yılında Dillinger bir polis memurunu öldürmekten hapis cezasına çarptırıldı. Ancak içeride fazla uzun kalmadı. Bir yıkama tahtasından kopardığı parçayı silah şeklinde yonttu ve ayakkabı cilasıyla boyadı. Silah benzettiği bu tahta parçasını bir gardiyanın kafasına dayayıp rehin aldı ve güvenlik görevlilerinin arasından geçerek aldığı rehineyle birlikte hapishaneden kaçtı. Birkaç ay sonra Manhattan'da gösterime giren bir filmin galasına gitti. FBI ajanları onu sinemanın çıkışında bekliyorlardı. Sinema salonundan çıktığında polisler onu arkadan tam 3 kere vurdu. John Dillinger hastaneye yetiştirilemeden yolda yaşamını yitirdi. John David Kaplan. 1962 yılında Amerikan iş adamı John David Kaplan ortağını öldürmekten suçlu bulundu. David tüm suçlamaları reddetti. Meksika hükümeti Amerikalı iş adamına insaf göstermedi ve David'i 28 yıl hapse mahkum etti. Ancak David'in kız kardeşi bu duruma sessiz kalmadı ve kardeşini hapishaneden kaçıracak bir plan hazırladı. Vietnam'da savaşmış emekli bir askerin kullandığı polis helikopteri gibi boyanmış helikopter Santa Marta'nın hapishanesinin bahçesine indi. David hapishanede arkadaş olduğu Venezuela'lı suç ortağı Carlos Castro ile birlikte tüm güvenlik görevlilerinin gözü önünde helikoptere bindi. İsterseniz şaşkınlıktan, isterseniz rüşvet yediklerinden deyin, hiçbir görevli havalanan helikoptere ateş açmaya ya da müdahale etmeye cesaret edemedi. Bu kaçış tüm dünya çapında ses getirdi ve hala 100 yılın en iyi hapishaneden kaçış planı olarak anılır. Frank Morris ve Clarence kardeşler. 11 Temmuz 1962 gecesinde 3 Alcatraz mahkumu meşhur hapishaneden kaçtı. Bu kaçış tarihte ilk ve tekti. Frank Morris ve Clarence kardeşler banka soymaktan 10 yıla mahkum edilmişti. Hapishanede geçirdikleri 4 ay boyunca metal kaşıklarla beton duvarı kazıyarak ve duvarın arkasındaki koridora geçmeyi başarmışlardı. Koridoru takip ederek çatıya ulaştılar. Ardından yağmur giderinden aşağıya inerek ve tel örgülere tırmanarak dışarı çıktılar. Ancak aşmaları gereken bir engel daha vardı. Adadan kaçabilmek için 3 haydut önceden mahkumlara dağıtılan yağmurlukları kullanarak bir çeşit sal yapmışlardı. Ayrıca gardiyanların dikkatini çekmemek ve zaman kazanabilmek için sabun ve tuvalet kağıtlarından yaptıkları insan kafası şeklindeki kuklaları hücrelerindeki yataklara bırakmışlardı. Bundan önce hiç kimse Alcatraz hapishanesinden canlı olarak çıkmamıştı. Bu yüzden yetkililer mahkumların kaçmaya çalışırken azgın sularda boğularak ölmüş olduklarını iddia etti. Cesetleri asla bulunamadı. Bu yüzden efsanevi kaçış hakkındaki belirsizlik hala sürüyor. Michael Vajur. Firar Kralı lakaplı Michael Vajur 17 senesini hücre hapsi olmak üzere hayatının 27 senesini parmaklıkları ardında geçirdi. Hapishanelerde geçirdiği bu uzun sürede gardiyanların her türlü ihmali değerlendirerek tam 5 defa firar etmeyi başardı. Gençlik yıllarında silahlı soygun ve cinayet teşebbüsünden mahkumken karısı Nadine kocasını kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenmişti. Nadine ilk önce hapishane çatısına yanaştı ve bahçede bekleyen kocasına bir halat ve silah fırlattı. Michael halatı kullanarak duvara tırmandı ve helikoptere tutunarak hapishaneden kaçmayı başardı. Ancak bu kaçıştan bir sene sonra Michael girdiği bir çatışmada kafasından yaralandı ve bir süre komada yattı. İyileştikten sonra yakaya ele verdi ve tekrar hapishaneyi boyladı. Vajur 2003 yılında cezası sona erene kadar parmaklıkları ardında kaldı. Joaquin El Capo Guzman. Joaquin El Capo Guzman, dünya çapında faaliyet gösteren Meksikalı suç örgütü Sinaloa'nın lideridir. Dünya üzerinde etkili olduğu alan ve sahip olduğu para gücü düşünüldüğünde Guzman diğer ünlü suçluların çok önündedir.
Bazı tahminlere göre sahip olduğu servet milyar dolarları aşkındır. El Capone'un tutulduğu Meksika'daki Puente Grande hapishanesi ülkenin en yüksek güvenlikli tesisiydi. Bu hapishaneden kaçış kesinlikle olasılıksızdı. Ancak El Capo hapishane müdürü dahil tüm çalışanlara rüşvet vererek bunu başardı. Guzman 13 yıllık hapse mahkum edilmişti. Bu yüzden çok dikkatli olmalıydı. Sürekli hareket ediyor ve kaldığı evi değiştiriyordu. Tüm çabalara rağmen 2014 yılında tekrar yakayı ele verdi. Ve bu sefer yüksek güvenlikli Altiplano hapishanesine gönderildi. Ancak bir yıl sonra tekrar firar etmeyi başardı. Kaldığı hücrenin altında 1,5 kilometrelik koca bir tünel bulundu. Ocak ayında ise 3. kez yakalandı ve hala Meksika'da kendisi için özel önlemler alınmış hapishanede tutuluyor. Bakalım hapishane duvarları El Capo'yu ne kadar içeride tutabilecek. İzlediğiniz için teşekkürler.